Malumunuz meclisimizde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan personellerimiz bu yasaya dahil edildiler. Ama başta tarım orman çalışanları olarak bunun dışında diğer kamu kuruluşlarında çalışan birçok sözleşmeli personelimiz bu düzenlemeye dahil edilmediler. Bu adil olmayan, hakkaniyete uymayan ve özellikle anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme olmuştur. Eksik bir düzenleme olmuştur. Biz buradan siz değerli basın mensupları vasıtasıyla hükümetimizden, cumhurbaşkanımızdan, ülkemizi idare eden büyüklerimizden ve milletvekillerinden eksik olan bu düzenlemeyi tamamlamalarını bekliyoruz. Zira diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan sözleşmeli kardeşlerimiz üvey evlat muamelesi görmüşlerdir. Bu açıdan bu mağduriyetin en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Sözleşmeli istihdam zaten başlı başına bir sıkıntı. Yani bizim memur sene bağlı Tarım Orman Çalışanları Sendikası olarak ve memur sene olarak bizim kanaatimiz, talebimiz, isteğimiz Türkiye'de sözleşmeli istihdamın zaten yapılmaması. Doğrudan kadrolu istihdamı gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Yani bu sıkıntılı süreç yıllardır devam ediyor. Hali hazırda çalışan sözleşmelerin kadroya geçirilmesi ve bundan sonraki dönemde de kadrolu personelin istihdam edilmesini talep ediyoruz buradan.